Bugün aramızda bir tane tıp fakültesi öğrencisi de var aslında. Bu derin mevzulara sen ne diyorsun? İntern doktor Okan Aydın, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi. Biraz hevesini kırıyor mu bu tip tartışmalar, sorunlar? Vallahi yakındır bırakır giderim herhalde. Yani buraya gelene kadar zaten belirli soru işaretleri vardı kafamda da. Bu 1,5 saatlik sürede vallahi artık dedim hani iş işten geçti mi Nereye ya girdim da bir ben? şeyler için hala erken mi bilmiyorum. Önce bir konuşmayla, küçük bir anekdotla başlayacağım. Bir yazıyla daha doğrusu. Bunları kabul etmiyorum. Türkiye'de tıp fakültesi eğitimi yeterlidir. Bu söylemler belirli odakların mevcut istikrarı ve gelişmeleri sekteye uğratma çabalarıdır. Şimdi bu konuşma 2 sene önce hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan bir kız arkadaşımızın mezuniyet balosunda söylediği bir şey vardı. Yeterli tıp eğitimi alamıyoruz. Hatta kendi aramızda bir anket yaptık. %2'miz, yalnızca %2'miz, yani mezun olan arkadaşlarımızdan %2'miz mesleğe atıldığımızda çocuklarımızı birbirimize emanet etme konusunda güveniyor. Yalnızca %2'si. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan az önce okuduğum açıklama yapıldı. İşte bunlar belli mihrakların olayı, işte sabote etme nedenleri falan. Bunları da kasıtlı kağıttan okudum ki hani işte mevcut siyasi iktidar falan daha çok işte LED ekranlardan, kağıttan okuyarak durumu manipüle etmeye çalışıyor. Az önce dinlediniz. Şimdi benim halimi düşünün, empati kurun. Ben 7 sene sonra, 7 ay sonra mezun olacağım. Şimdi birçok not alarak gelmiştim ama bu kadar konuşmanın da aslında alemi yok bence. Kısa konuşacağım. Şimdi tıp fakültesi eğitiminden sadece başlıklarla bahsedeceğim. Bizim ilk 3 senemiz teoriktir. Teorik bir şeyler yüklenir bize. Ondan sonra 4. sınıfa geldiğinizde her şeyi biliyorsunuz kabul edilir. Hasta görmeden size hastalıklar öğretilir. Hastayı görünce de onu birden uygulamanız istenir. Onu yapamazsınız. 4. sınıf tamamen bocalamayla geçer. Hatta bizim şöyle bir benzetmemiz var. İşte hasta vizitlerinde lütfen amiyane tabirimi mazur görün. Af diliyorum hepinizden. Önden işte horozlar, arkadan tavuklar, en arkadan civcivler olarak biz gideriz. Hani durumu yadırgarız zaten yeterince ne olduğunu anlamadan 4. sınıf biter. Sonra 5. sınıfa gelirsiniz. 5. sınıfta 2 haftada stajlarda bir şey gösterilmeye çalışılır. Örneğin işte kulak burun boğaz stajı. Kulak burun boğaz işte 10 günde verilir bize. Son gün sınavdır. Onu çıkarın kalır 9 gün. Şimdi kulak burun boğaz kabaca böleceğim. Kulak 3 gün, boğaz 3 gün, işte burun 3 gün. Ve ben onu 3 gün gördükten sonra devlet bana diyor ki bak aman yanlış sakın tedavi etme mezun olunca yoksa malpraktis var. Az önce anlattılar ya bir de o çıktı şimdi. Onun için de işte özel sigortalar falan çıktı. Hastanede görüyoruz artık stand kuruluyor. Özel sigortalar geliyor. Doktorları ikna etmeye çalışıyorlar. Önünüzde büyük tehlikeler var diye. Şimdi bir de o çıktı onu öğrenmeye çalışıyoruz bir yandan. Yani şimdi önümde TUS var. Çok kısa biraz önce söylediklerinle ilgili sözü Hamdi Hocam'a vermek istiyorum. Profesör Doktor, Uludağ Üniversitesi'nde öğrenci kendisi ve aldığı eğitime ilişkin de çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Siz nasıl değerlendirdiniz? Dinleyebildiniz mi? Yani aldığım eğitim aslında o kadar yeterli değil. Valla Eğitim alıyormuşuz gibi oluyor çoğu zaman yok gibi bir mesaj savunma hakkı çıktı. değil. Ben şöyle söyleyeyim. Dünyanın her yerinde aynı şey oluyor yalnız. Arkadaşımız biraz onun sonunu böyle bağlarsa yani bu söylediği çok doğru katılıyorum. Her yerde olması da onu haksız çıkarmaz. Zamanında Fransa'da ihtilal olmuş. Napolyon ihtilalden sonra tekrar imparatorluğu kurmuş. Mağrur mağrur dolaşıyor. Saat kaç demiş. 9'u çeyrek geçiyor. Yanında yok. Şimdi demiş Fransa'nın her yerindeki tıp fakültesinde ikinci sınıflarda anatomi okutuyor. Bu kadar formel bir eğitimdir. Ve zengin insanların çocukları doktor olsun. Hali vakti yerinde olanlar doktor olsun diye 6 sene okuturlar. Sonunda da 5. sınıfa geldiği zaman bu durumda olur. Yani siz de katılıyorsunuz. Evet o Yani zaman. 6 senenin yani ne okutuluyor? Ben mezun olduğum zaman gittiğim yerde ilk defa bir hasta geldi. Erkek, neyim var dedim. Yüreğim gidiyor dedi. Ben öyle bir hastalık okumadım. Görmedim de. Çalışana hizmet diye sordum. Ne diyor dedim. Türkçe söylüyor adam. Amel olmuş doktor bey dedi. Ha, anladım.
Ama poliklinik defteri ne yazdım? Hekim arkadaşlar anlarlar ne yazdığımı. Akut gastroenterit. Teşekkür ederim hocam. Okan'ın da, Okan Bey'in son sözlerini alalım. Yani. Evet, teşekkürler. Vallahi derdimiz çok son sözlerle bitecek mi bilmiyorum da. Sadece önündeki şeyi söyleyeceğim. Hani biraz durumumuzu anlatma adına. Şimdi benim dedim 7 ayım var. İşte Temmuz'da kısmetse mezun oluyorum. Ve işte Eylül'de TUS sınavı var. Ve Eylül'de aynı zamanda atamam var. Şimdi ya TUS'u kazanacağım. Bu kadar anlatılan şeyden kısa bir süre muaf kalacağım. Ki o da hani önümüzde o da çok iyi bir durumda değil aslında. Hani onu da şöyle bir anekdot da vereceğim. 19 Ağustos'ta bir gazete küpürü. Aynı gazetede iki farklı haber. Birinde tıp fakültelerine ek kontenjan diyor. Şimdi tıp fakültelerine ek kontenjan artırılıyor. Güzel. Onun hemen altında şöyle bir ifade var. Eylül 2010 TUS dönemi kontenjanı açıklandı. 2745 sayıda ciddi azalma görülüyor. Şimdi tıp fakültesine girenlerin sayısı artıyor ama sizin TUS'ta yerleşebileceğiniz kontenjan sayısı gitgide azalıyor. Şimdi böyle bir durum da var. Bunun için ben dershaneye gidiyorum. Dershaneye meblağı söyleyeceğim. Yıllık 8 milyar para veriyorum. Şimdi babam bana şunu derdi. Oğlum işte SBS'yi kazan hayatın garanti. SBS'de işte fen lisesini kazandım. Bitmedi. ÖSS'de bak tıpı kazan oğlum hayatın garanti dedi. Yine kazandım olmadı. Şimdi programa girmeden babamla konuştum. Oğlum iyi güzel geziyorsun da TUS'a çalışıyor musun diyor. Hani sistem bana 10 yıldır bir şeyleri ezberletmeye çalışıyor ama değişen hiçbir şey yok. Bitirirken şunu söyleyeceğim. Bir öneri olarak söyleyeceğim. Artık ben hani belki sistem mağduru olarak mezun olup gideceğim. Şöyle bir önerim var. Madem bu kadar olay metalaştırılıyor, bu kadar kapitalist bir sisteme doğru gidiyor iş. O zaman eğitim sisteminde de bir değişiklik yapsınlar. Son sene Hamdi Hocam'dan ve Kayhan Hocam'dan af diliyorum. Halk sağlığını bence kaldırsınlar. Zaten koruyucu hekimlik diye bir mantık yok bu ülkede. İki ay boş verin o kalmasın. Onun yerine biz iktisattan, iktisat fakültesinden bir seçmeli ders falan alalım. Staj görelim orada. Hani daha rahat nasıl işleteceğiz durumu, işte hastaları nasıl kapacağız. Onlardan aynen yani müşteri evet, memnuniyet. Ya da biz sağlıkta nasıl markalaşacağız. Hani onları öğrenelim ki ondan sonra meslek hayatımıza sıkıntı çekmeyelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.